Dönüşlerini, evlerine geri dönüşlerini sağlamak için koşullar şimdi çok teşekkür ederim. Benden habersiz dijital güvenlikle ilgili nasıl toplantı yaparsının sonucunda işte yasa dışı bir örgüte ki adı belli olmayan, adı konmamış bir örgüte yardım sonucunun çıkarılması ve tutuklanması, hele insan hakları ile ilgili yani gerçekten büyük emeği olan arkadaşlarımızın, bu camiada tanınmış arkadaşlarımızın bu iddiayla tutuklanmış olmaları Türkiye'nin adalet ortamının, insan hakları ortamının geldiği nokta bakımından da yüz karası diyebilirim. Bugüne kadar söylediklerimiz hiç tekzip edilmemiş yani neredeyse. 24 günlük adalet yürüyüşünün temel amaçlarından bir tanesi de bu tür haksız, hukuksuz ortamlara dikkat çekmek ve bunları sonlandırmak. Bu da insan hakları savunucularının bu şekilde gözaltına alınmış olmaları, tutuklanmış olmaları diğer insan hakları savunucuları bakımından da büyük bir tehdit oluşturacaktır. Bunu tabii ki kamuoyunda teşhir edeceğiz ve sonlanması için üzerimize düşen parlamentoda, parlamentonun dışında ne gerekiyorsa yapacağız. Elektronik haberleşmenin izlenmesine dair. Tam da bugün. Yani adliye ortamı, yargı ortamı Türkiye'de bağımsız ve tarafsız olmaktan uzaktır. Bağımsız ve tarafsızlığın olmadığı bir ortamda da adil yargılama ilkelerinden söz etmek de mümkün değil. Türkiye'de yargı olağanüstü hal uygulamalarının bu kadar ağır olmasının da birinci derecede sorumlusudur. Başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere. Umuyorum yargı Türkiye'de insan haklarından yana, yurttaştan yana, temel haklardan yana bir tutum almaya hızla dönüşür.